İnegöl Belediyesi Meclisi'nin Alanyurt Beldesi'nin mahalle olarak İnegöl Belediyesi'ne bağlanması yönünde verdiği kararın ardından bir açıklama yapan Alanyurt Belediye Başkanı Habip Özde de alınan kararın tamamen siyasi olduğunu belirterek hukuki yollara başvuracaklarını söyledi. İnegöl Belediye Meclisi'nin oy çokluğu ile almış olduğu kararı siyasi bulduğunu ve İnegöl Belediyesi'nin Alanyurt'ta 500 kişi üzerinde yaptırdığı anketi samimi ve doğru bulmadığını kaydeden Alanyurt Belediye Başkanı Habip Özde de hukuki mücadele başlatacaklarını açıkladı. Özde de ayrıca Alanyurt halkının belediyesini elinden almanın Alanyurtlulara yapılacak en büyük kötülük olacağını söyledi. Halkın tamamına eşit şekilde uygulanması için çıkarır. Birine uygulayıp birini kenarda tutmak için değil. Bunun için söyledim. Bu kanun kapsamı içerisine giren 5 kilometreden daha yakın olan mesafelerle ilgili İnegöl'ümüzde 7 tane yerleşim birimi mevcuttur. Bunları sayarsak Önsüren Köyü, İsa Ören Köyü, geliyoruz beri de Hoca Köyü, yine geliyoruz Çeptikçi Köyü, yine yürüyoruz Edebey. Bunlar köylerimiz. Burada referandum yapılıyor. Yasa böyle. Ama seçilmiş yerlerde, beldelerde referandum yapılmıyor. Beldelerimizde Yenice, Cerrah ve Alanyurt. Şimdi 7 tane yerleşim biriminden 6 tanesini bir kenara boyar da sadece birini bağlarsan burada bir bit yeninin olduğu Sabri Sultan bile anlar. Çünkü diğer beldeleri bağlaması halinde İnegöl Belediyesi'ne külfet gelecek. Ama Alanyurt birçok meselesinin 10 yıllık geçmişine rağmen aşmış olmasından dolayı sadece Alanyurt'un nimetlerinden istifa etmek için siyasi olarak alınamayan bir beldeyi böyle kanun hükmüne dayanıp 6 tane yerleşim birimini bir kenara bırakıp sadece bir tanesini almak sadece siyasi bir karardır. Dolayısıyla ben Alanyurt'ta 8,5 senedir belediye başkanı yapmış, iyi ya da kötü hizmet vermiş, buradan ekmek yemiş insan sıfatıyla elbette ki Alanyurt'umun, Alanyurtlu'nun, belediyemin varlığını, devamını sürdürmek için azami gayretimi, hukuki manada azami gayretimi sürdüreceğim. Biliyorsunuz çocuğun elinden oyuncağını aldığın zaman çocuk ağlar, oyuncak için. Alanyurt halkının da belediyesini elinden almak Alanyurt halkı için yapılan en büyük kötülüktür. Şimdi İnegöl Belediyemiz eğer Alanyurt halkını gerçekten seviyor idiyse ve hizmet için bunu yapıyorsa, yaptığını söylüyorsa, ya 8,5 senedir Allah rızası için şu çöp alanını kaldırıp yine Alanyurt'taki insanların burnunu direği kırdı. Kaldırsaydık ben de deseydim ki gerçekten Alanyurt insanının mağduriyetini önlemek için her türlü gayret içerisinde. Yani 8 senede 10 senede bir çöp alanı kaldırılmaz mı? Onun dışında duyuyoruz efendim. Arıtma tesislerine Alanyurt Belediyesi'ne katkısı yokmuş. Biz Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile İnegöl Belediyesi ile Alanyurt Belediyesi'nin ortak sözleşmesi var. 3 yıl içerisinde 700 bin dolar bu tesisin büyümesi için de taahhütte bulunuyor. Biz bunu da ödeyeceğiz. Geliyoruz Alanyurt'umuzda su problemimizi çözmüşüz. Taşımacılığı çözmüşüz. Asfalt problemimizi çözmüşüz. Kanalizasyon problemimizi çözmüşüz. Eksiklerimiz yok mu? Elbette ki vardır. Ama 10 yıl içerisinde bütün bu sıkıntıları çözdükten sonra diğer sıkıntıları da elbette ki çözeceğiz. Hem de daha düzgün şekilde çözme imkanımız mevcut. Şundan dolayı benim en son nüfus sayımına göre gözüken nüfusum 15 bin. 15 bin nüfusun payını alıyorum. Bunun da %40'ı sudan dolayı kesiliyor. Kalan bütçeyle de Alanyurt halkına bugüne kadar verdiğimiz hizmetleri verdik. Şimdi benim 2007 yılında Alanyurt Belediyesi'nin İller Bankası'na olan borcu bitiyor. Bu bittikten sonra da şu anda yaklaşık 40 bin olan nüfusun da payını alırsak Alanyurt'umuzu Allah öldürmese bir iki sene gibi kısa sürede şeklini, çehresini bir daha da değiştirmiş olacağız. Yani söylemek istediğim şudur. Alanyurt'ta referandum yapılmış. Bu park araştırma şirketi. Alanyurt'ta 40 bin insan yaşıyor. Sadece 500 kişinin fikri sorulmuş.
Ha bu 500 kişi kimlerdir? Özellikle mi seçilmiş? Onu bilemiyoruz. Gerçekten halkın isteği doğrultusunda bunu yapmayı arzu ediyorsan 5000 kişiye sorarsın, çıkan değere de ben inerim. Ama 500 kişiyle yapılan şeyde de ben samimiyet görmüyorum, doğru olduğuna inanmıyorum.